Selamünaleyküm sevgili hanımlar. Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdan hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler sunarak videoma başlamak istiyorum. Evet, yine taşı örgülerinizde özellikle ve özellikle toşallarda çok güzel görünecek, çok güzel duracak bir örgüden bahsedeceğim sizlere. Taşı örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Yazlık örgülerde, bluz yapımında kullanabileceğiniz gerçekten güzel bir modelden bahsedeceğim. Bir o kadar da kolay bir model. Evet arkadaşlar, modelimizin yapımı için Arize Süperlana tığ ve eğer ki rengi hoşunuza gitmişse, ipimizin rengi ise 463 arkadaşlar. Tığım ise her zamanki 7 no tığım. Buyurun modelimizin yapımına geçelim. Önce zincirlerimizi çekelim. Modelin kurulumu için. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ve zincirlerimi çekiyorum. Zincirimi saymayacağım. Sayı vermiyorum arkadaşlar. Zincirinizi bu tür örgülerinizde fazlaca çekip kenarından rahatlıkla kalan zincirinizi kesebilirsiniz. Ben de saymadan zincirlerimi çekip geliyorum. Evet, bir miktar zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi alıp burada kenar trabzanları yapıyorum. Önce 3'te çektiğim kenar trabzanlarımı yapıyorum. Zincirim ile birlikte 1-2. Burayı siz isteğinize göre su taşı da yapabilirsiniz burasını. Şöyle su taşı olarak da deneyeyim sizlere. 1-2 zincir çekelim. Diğer kısma batıyorum. Ve buraya da 2 tane zincir çekiyorum. Zaten modelimizde su taşı modeli. Şimdi burada 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi aldım. 1-2-3. Trabzanım, pardon, zincirimin içine 3'te çektiğim trabzanımı yaptım. Tekrar aynı zincirin içine tekrar bir trabzan daha yaptım. 2 tane zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Aynı yuvanın içine tekrar 2 tane daha üçlü trabzan yaptım. Evet, bu şekilde. Buraya 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi aldım. Burada 1-2-3-4 5. zincirimin içine tekrar trabzan yapıyorum. Yine tekrar ikinci trabzanı yapıyorum. 1-2 tane zincir çekiyorum. Aynı zincirin içine tekrar 2 tane daha trabzan yaptım. Tekrar burada 1-2-3-4 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum, sayıyorum. Zincirlerimi sayıyorum. 1-2-3-4-5 ve 6. zincirimin içine bir tane trabzan yapıyorum. Şöyle. Tekrar 1-2-3-4 tane zincir çekiyorum. 1-2-3-4-5 6. trabzanımı tekrar sayıyorum. 1-2-3-4-5 6. trabzanımın zincirimin içine batım yapıyorum. Ve buraya yine yan yana 2 tane su taşı yapacağız arkadaşlar. Birinci su taşımı yapıyorum. Tekrar bu şekilde. 1 veya 2 zincir çekiyoruz. Burada tığımızın başına ipimizi alıyoruz. Burada bu kenarda yapmış olduğumuz gibi 5. zincirimizin içine batıyoruz. 1
2, 3, 4, 5. zincirimizin içine batıp yine su taşı yapıyoruz buraya. Aynı zincirin içine trabzanlar yapıyoruz. 2 tane zincir çekip yine 2 tane daha trabzan yapıyoruz. Evet, bu şekilde. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Tığımızın başına ipimizi alıp sayıyoruz. 1, 2, 3. 6. zincirin içine trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 4 zincir çekiyoruz. Pardon. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincirin içine yine su taşı yapıyoruz. Tekrar bir daha battım. 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar batım yapıyorum. Burada 1 veya 2 zincir çekiyoruz. Örgümüzün gidişine göre 1, 2, 3, 4, 5. zincirimin içine tekrar su taşı yapıyorum. 2 tane zincir çektim. Yine trabzan yaptım. Bu sıramızı bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Şimdi burada kenar kısmını yine 2 tane zincir çekiyorum. Şöyle bir miktar 1, 2, 3. Şöyle şu kısma batıyorum ve kenar su taşımı yapıyorum. İki tane zincir çekip diğer kısma atlıyorum ve buraya yine su taşımı yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekip geriye dönüyoruz. Burada tekrar su taşımızı yapıyoruz. Dediğim üzere burayı trabzan olarak da yapabilirsiniz. Fıstık olarak da ilerleyebilirsiniz bu kısmı. Yine su taşımı yapıp geriye döndüm. Modelimizin ikinci sırasındayız. Tekrar buraya 2 tane zincir çekiyorum. Bu kısımdaki su taşının içine batım yapıyorum. Tekrar su taşının üzerine su taşı yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Yine 2 tane trabzan yapıyorum. 1 tane zincir çekiyorum. Yine diğer su taşının içine geçiyorum. Yine 2 tane ikili trabzan, üçlü trabzan ve 2 zincir. 2 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Ve burada 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Şuradan 1, 2, şu kısımdan 1, 2, 3. zincirimin içine batım yapıyorum. Sık iğne ile batım yaptım. Yine buraya 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Yine 1, 2, 3. zincirimin içine batıyorum. Burayı 4 çektim. Ve bu şekilde. Yine 1, 2, 3 tane zincir su taşımı yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içine giriyorum. İki tane daha trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Diğer su taşına geçiyorum. Aynı şekilde trabzanlarımı yapıyorum. İki tane zincir çekip tekrar trabzanlarımı yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum.
hemen buradan zincirimin bu kısmına batım yapıp 4 tane zincir çekiyorum. Şöyle yine diğerine batım yapıyorum bu kısmına ve sık iğne ile batıyorum. 1 2 3 tane zincir su taşılarını yapıyoruz. 2 zincir gelin şalına da güzel olur arkadaşlar, bu zarif durur. Bir tane zincir, çok da ip yemez. Yine su taşımı yapıyorum. Flor yapabilirsiniz bundan. Evet, tekrar 2 tane zincirimi çekip kenardaki su taşımı yapıyorum. İpimi bu arada içinden çıkarmadığım için zorlanıyorum biraz. İçinden çıkardığın zaman daha kolay oluyor. 2 tane zincirimi çekiyorum, su taşımı yapıyorum, kenar su taşımı yapıyorum. 3 tane zincir ve geriye döndüm. Tekrar kenar su taşımı yapıyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum ve tekrar trabzanlarımı yapıyorum. Yine 2 tane zincirimi çekiyorum. Buradan devam ediyorum. Su taşını yapıyorum. Yine bir tane trabzanımı yaptım. Yine ikinciyi yaptım. Zincirimi çektim. Yine 2 tane trabzanımı yapıyorum. Bir tane zincir çektim arada. Tekrar diğer su taşımı yapıyorum. 2 tane zincirimi yine çektim. 2 tane trabzanımı yapıyorum arkadaşlar. Burada yine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Burayı dediğim üzere 4 veya 5 çekebilirsiniz. Hemen buradaki çekmiş olduğumuz ortadaki zincirin tam ortasından bir batım yapıp trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 4 veya 5 çekebilirsiniz. Diğer kısma atlıyorum ve trabzanlarımı yapıyorum. Su taşına geçtim arkadaşlar. Su taşını yapıyorum. Tekrar 2 tane, arada bir zincir çekiyorum. 2 su taşının ve diğerine geçiyorum. Modelin detayı olduğu için biraz hızlı ilerliyorum arkadaşlar. Şöyle gösterdiğim zaman gerçekten model ortaya çıkıyor. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Ortadan batımımı yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Su taşını yapıyorum. Ve sıra sonuna gelelim hanımlar. Sıra sonuna geldim. Geriye dönüyorum. Burada su taşımı yapıyorum. Kenar kısmının 2 tane zincir çekiyorum. Yine aynı yuvanın içine batıyorum. Yine 2 tane trabzan yapıyorum. Burada 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirden sonra tığımın başına ipimi alıp hemen şuradaki şu kısma batım yapıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Kenar kısmı olduğu için buraya 5 tane çekelim, kasma yapmasın. Burada bir de zincir aramız var. 5 veya 6 çekelim ki bu kısmı kasma yapmasın. Buraya üçlü trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Ve burada bu kısma su taşı yapıyorum arkadaşlar. 2 tane zincir.
Yine aynı zincirin içine tekrar iki tane daha trabzan yapıyorum. Arada bir tane zincir çekip diğer kısımdaki zincirimin içine geçiyorum. Yine buraya da aynı şekilde trabzan yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Yine aynı zincirin içine trabzanımı yaptım. Burada 1, 2, 3, 4 ve 5, 4 tane zincirimi çekiyorum. Buradaki aradaki boşluğa batıp trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekip su taşı yapıyorum. Şimdi başa geldiğimiz zaman detaylı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. 2 tane zincirimizi çekip yine bu kısma bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi buraya tekrar trabzanımızı yaptık. Arada bir tane zincir diğer kısma atlayıp su taşımızı yapıyoruz. 2 tane zincirimizi çekiyoruz ve yine 2 tane trabzanımızı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincirimizi çekip tığımızın başına ipimizi alıyoruz. Buraya trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bu kenar olduğu için 6 tane zincir çekiyorum. Bu kısmı atlıyorum. İki tane zincirimi çektim. Tekrar batıyorum. Kenar su taşımı yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3 tane zincirimi çektim ve geriye döndüm. Buradan tekrar batım yapıyorum. Kenar su taşımı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bir alt sırada su taşı yapmıştık. Şimdi bu görmüş olduğunuz çiçek deseni iki su taşının üzerine gelecek. Bu çiçek deseninin üzerine de iki tane bu şekilde su taşı gelecek. Yani değiştire değiştire modelimiz ilerliyor. Şimdi tekrar bu kısmını göstereyim sizlere. Buraya zincirimi çekiyorum. 3 veya 4 bu kenar kısmı bu şekilde diğer yerlerine 3'er tane çekiyorum. Şimdi buradan hemen şu kısma bir batım yapıyorum. Bu şekilde tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip hemen şu yarıdaki bu kısma batıyoruz. Bir alt sırada yapmış olduğumuz gibi 3 tane zincir çekiyorum. Su taşıma örüyorum. Bir iki tane zincirimi çektim. Aynı şekilde su taşının üzerine su taşını örüyorum. Yani 3 sıra su taşı yapıyoruz arkadaşlar. Sonra modeli değiştiriyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Tekrar 2 zincir trabzanımı yaptım. Burada 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Sık iğne ile hemen şu kısımdan zincirimin içine batıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Yine diğer zincirin hemen bu kısmına batıyorum. Burada çiçeğin ortasını oluşturuyoruz. Şöyle. 1, 2, 3 tane zincir su taşını yapıyorum. Şöyle. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Modelimi ben birazcık ilerletiyorum. Modelimiz şöyle kendini gösterdiğinde daha iyi anlayacaksınız. Ben biraz birkaç sıra örüp geleyim. Evet arkadaşlar, modelimi birkaç sıra ilerlettim sizler için. Görünümü bu şekilde şöyle göstereyim. Tersi düzü yok, iki taraflı kullanılabiliyor. Dediğim üzere eto şallarda çok güzel duracak. Arkadaşlar, kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz.
beğeni, yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.